Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun gözdesi, oynadığı projelerde hep ön planda olan ve hatta Araplara, Orta Doğu'ya ilk açılan oyunculardan bir tanesi Saruhan Hünel'in Galataport'taki yeni mekanı Mog'tayız. Merhaba Saruhan Bey. Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Mekanınız hayırlı olsun öncelikle. Çok gerçekten çok şık, çok güzel bir mekan olmuş. Nasıl başladı mekan hikayesi oyunculuktan? Şimdi yeni terfi ettiniz mekanı. Öncelikle hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Tamamen tesadüf eseri oldu. Benim hayatımda tesadüfler, hep işlerim hep tesadüflerle olmuştur enteresan bir şekilde. Oyunculuğa başlamam da tesadüftür. Bu restoranculuk sektörüne girmem de tesadüftür. Oyunculukla başlayayım isterseniz. Evet, evet. Mankenlik dönemimde gelen oyunculuk teklifiyle aslında oyunculuğa başladım. Fakat ilk etapta tabii oyunculukla ilgili herhangi bir bilgim olmadığı için, daha doğrusu okulunu o dönemde okumadığım için biraz zorlandım. Fakat Yeşilçam'dan yetiştiğim için alaylı diye tabir edilen bir bölümden yetiştim ben. Sonrasında sevdiğimiz büyük oyuncu abilerimizle de usta ve çırak ilişkisine çok inandığım için onlar sayesinde bugünlere gelebildim. Restoran da benim çok sevdiğim kardeşim kadar, dostum dediğim bir insanın ısrarıyla girdik. Bir Asya mutfağı açtık Galataport'ta. İsmini de Wong koyduk ama dünya mutfağına da hitap eden bir mekan oldu. Daha yeni, çok yeni açıldık. Bebek bir mekan. İnşallah iyi olacak. Biz de elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Bence de iyi olacaktır. Çünkü sizin içinde olduğunuz her proje çok güzel. Peki mekan dedik. Oyunculuğa ara verdiniz mi? Çünkü uzun yıllardır, en son 2019'da bir Konuş Osman projesini evet, sizi görmüştük. Şu anda proje var mı? Yoksa oyunculuğa biraz ara verip artık mekanda mıyım diyorsunuz? Ya aslında burası olmasa da beni bilen bilir. Ben projelerle ilgili anormal seçici bir tipim. İşte hikaye çok iyi olacak, yapım firması, yönetmeni, her şey bir bütün olacak. Herhalde ondan olsa gerek ki oynadığım bütün dizilerde başarıyı yakaladık. En son sizin de dediğiniz gibi Kuruluş Osman'daydım. Ben orayla iki sezon anlaşmıştım ama ne yazık ki birinci sezondan sonra ayrılmak durumunda kaldım. Daha sonrasında da işte burasının inşaatı başlayınca birazcık ara vereyim dedim. Bu arada bir tane daha dizi geldi o arada. İki tane daha dizi geldi. Fakat anlaşamadık ne yazık ki. Dediğim gibi bir yerde tıkanıyorum ben. Hani iyi bir iş yapma. Çok titiz bir tipim. Oğlak burcuyum ben. Çok titiz bir tipim ve iyi bir şey yapmanın derdindeyim. Onu yaparken de ister istemez iyiyi bulmak için biraz daha zaman gerekiyor. Ama yakında iyi bir şey olacak diye hissediyorum. İnşallah. 90'lı yıllarda girdiniz aslında sektöre, çok eskisiniz. O yıllardan bu yıllara kıyasladığımızda dizi sektöründe, yani sinema ve dizi sektöründe neler değişti? Ya aslında pozitif anlamda bence değişti. Sadece negatif anlamı da şu, önce pozitifleri söyleyeyim. Çünkü negatifleri insanlar önce duymak istemez. Pozitif anlamda şu değişti. Mesela eskiden bu kadar çok karavanımız yoktu. Bu kadar konfor yoktu diyeyim, karavandan ziyade bu kadar konfor yoktu dizilerde. Bu kadar çok büyük ekipler çalışmıyordu. Bu kadar özenli de işler çıkmıyordu. Eskiden de daha küçük ekipler vardı. Fakat 45 dakika çekiyorduk biz haftalık. Şimdi 180 dakika çekiliyor. Dolayısıyla haftada 3 bölüm çekmişiz gibi. Çift ekip çalışıyor. Herkes cansiperane bir şekilde, çok yoğun bir şekilde çalışıyor. Dolayısıyla konforu da, konforla beraber konforsuzluk da geldi. Eskiden biz 45 dakika çekerken belki karavanlarımız yoktu. Biraz daha ilkel çalışıyorduk ama sosyal hayatımızda çok ciddi bir şekilde vakit ayırabiliyorduk. Ama şimdi çalıştığımızda ne yazık ki birçok oyuncu, arkadaşım, teknik ekip çalışıyor, eve gidiyor, uyuyor, tekrar sabah kalkıyor, çalışıyor, eve gidiyor, uyuyor. Bu rutin içerisinde dönmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla konforla konforsuzluk paralel olarak şu anki piyasada, piyasanın durumu bu yani. Artık sektör dijital platformlara kaydı. İşte Netflix var, Disney Channel var. Kanalları bitirdi mi bu dijital platformların çoğalması?
Yani bence benim gördüğüm ve takip ettiğim kadarıyla bitirmedi ama alternatif olmuş oldu. İnsanlar daha seçici, daha kaliteli işlere bir tuşla ulaşılabilme imkanına sahip oldular. Baktığımızda kanallarda da şu an kaliteli işler var ama tabii ki şöyle bir durum var. Ben sektörün içerisinde biri olarak kanalda her hafta o bölümü yetiştirmeye çalışan arkadaşların çok ciddi bir stres ve baskı altındalar. Fakat dijital kanallarda böyle bir şey yok. Yetiştirme gibi durumları yok. Örnek veriyorum 8 bölüm anlaşılıyor. Bu 8 bölümü işte atıyorum 5 ay, 4 ay neyse rahat rahat çekiyorlar. Rahat rahat montajlıyorlar ve bir paket halinde kanala sunuyorlar. Tabii ki bir deadline'ları var ama uzadığı zamanda çok büyük bir sıkıntı olmadan beklenebiliyor. En önemlisi bu. Eski dijitallerdeki şu anki yayın saatleri 45 dakikalara, yani bizim bundan yaklaşık 15 yıl önceki dizi dakikalarına döndü ki bence normali de odur. 45 dakika olunca seyirci de sıkılmıyor. Soluksuzca izleyebiliyor, kaliteli yapım izleyebiliyor dijitalde. Diğer taraftan televizyona baktığımızda 180 dakika ve 180 dakikayı doldurmak için de çok ciddi bir üst üste konulan hikayeler oluşuyor. Tabii ki bir sünme oluyor, mecburen oluyor. Çünkü senarist de o 180 dakikayı doldurabilmesi için belirli bir yerde uzun uzun bakışmalar olacak, uzun uzun koşmalar olacak. Ben biraz şimdiki bu 180 dakikaları kitap okuduğumuzda tane tane anlatılır ya, işte adam kalkmıştır koltuğundan, yavaş yavaş yolda yürüyordur. Tam bir kitap anlatımıyla aslında şu an televizyonlarda dizi çekiliyor ve yayınlanıyor. Bence şu an olmasa da ileride tamamen dijitale dönülecek gibi bir his var içimde. Çünkü kanallar da zaten bunun farkında. Yavaş yavaş onlar da kendi dijital kanallarını açıyor. İşte yakında TRT'de açılacak bildiğim kadarıyla. TRT evet. Dijital'de açılacak. Bence sektöre faydası oldu mu? Bence oldu. Daha kaliteli yapımlar olması için insanlar daha fazla bütçe ve gayret sarf ediyorlar. Şöyle bir sıkıntısı var duyduğum kadarıyla. Personelle ilgili bir sıkıntı var. Teknikle ilgili bir sıkıntı var. Çünkü yetişmiş insan daha az. Şimdi eskiden baktığınızda örnek veriyorum 5 tane ulusal kanal varsa haftada 5 tane ayrı dizi yapıyorsa totalde 20 tane dizi vardır. 20 dizi demek de 20 tane ekiptir. 20 tane 180 dakikaysa da 20 çarpı 2 ekiptir. Ne yapıyor? 40 ekip çalışıyordur. Ama şu an işte saydığınız sizde bu kadar dijital kanal var. Bu kadar çok iş çekiliyor. Dolayısıyla çok da fazla personel ve daha doğrusu eleman yetişmiyor diye düşünüyorum. Öyle de bir sıkıntı olduğunu duydum. Şimdi yine Araplara döneceğim. Hı hı. Eskiden Türk dizileri Arap televizyonlarında yayınlandığında gerçekten çok yüksek bir popülariteye ulaşıyordu. Hem oyuncular için hem sektör için. Şu anda sanki o biraz çekildi gibi. Bunun sebebi ne? Alışkanlık. Şimdi bizim yani yaklaşık benim ilk satılan dizilerden biri Kaybolan Yıllar. O dönem satıldığında ki sosyal mecralar yoktu. Yani ne Instagram vardı ne Twitter vardı, hiçbir şey yoktu. Ona rağmen çok ciddi bir popülaritemiz vardı. Şimdi bir şey az olunca daha fazla kıymete biniyorsunuz. Düşünün ki bundan 20 yıl önce iki tane Türk dizisi Orta Doğu'da oynarken şu an bütün Türk dizileri belki de hemen hemen aynı anda Orta Doğu'da oynayınca bir şekilde kanıksanıyor. Ve ciddi bir enflasyon oluşuyor. Oyuncular için oyunculara çabuk ulaşabiliyorlar. Çok fazla gördükleri için çok da fazla kıymetlendirmiyorlar. Ben ona yoruyorum yani. Yoksa işte ben Orta Doğu'ya gittiğimde yer yerinden oynamıştı ama şimdi bakıyorsunuz giden arkadaşlara soruyorum falan. Normal bir yerin açılışına gidiyorlar veya bir yerde bir kutlamaya gidiyorlar. Gayet normal bir şekilde geçiyor falan diyorlar. Mesela ben onlara anlattığımda falan ya diyor öyle mi oldu diyor. Ya bize öyle olmadı falan diyor ki tabii ki o zaman bir şey azsa daha kıymetlidir. Fazla ve ulaşılabiliyorsa o kıymetsizleşiyor. Bence benim düşüncem o yani. Artık sosyal medyadan da ulaşabiliyorlar. Tabii, tabii. Eskiden tabii. Facebook yoktu, Instagram yoktu. Kimse kimseyi tabii. görmüyordu falan. Şu an bir tıkla herkesin hayatı göz önünde. Herkesin hayatı göz önünde. Bir de ne yapıyorsa o an
dediğiniz gibi bir tane elinde her akıllı telefonu olan tuşa bastığında benim ne yaptığımı görüyor, diğer oyuncu arkadaşların ne yaptığını görebiliyor, hayatını görebiliyor, hayatın içine girebiliyor. Şimdi bu kadar kolay ulaşılınca da çok da kıymetli olmuyor diye düşünüyorum. Şu an ekranlarda gerçekten böyle takdir ettiğiniz bir isim var mı oyunculuğunda gençlerden, yeni nesilden? Açıkçası ben çok fazla dizi seyreden bir tip değilim. Oyuncuyum ama dizi seyreden bir tip değilim. Çünkü ben yaklaşık 20 küsür yıldır oyunculuk yaptığım için, yüzlerce senaryo okuduğum için, 3 aşağı 5 yukarı hikayenin nereye evrileceğini bildiğim için sadece 1 veya 2 bölümüne bakıyorum. Ne yapmışlar, nasıl yapmışlar, kalitesine bakıyorum. Ondan sonra da devam edemiyorum ne yazık ki. Daha doğrusu şimdi hem burası var hem dışarıda bir hayatımız var. Biraz da vakitsizlikten çok da fazla seyredemiyorum ama hani şu diyebileceğim kimse yok, ha deyince aklıma gelmiyor ama ama şöyle bir durum var ne yazık ki, sosyal medyada çok fazla takipçisi olan oyunculara popüler olduğunu zannedip devamlı aynı oyuncular üzerinden diziler yapılıyor. Yani şu an birkaç tanesi böyle gözümün önüne geliyor, inanın isimlerini bile hatırlayamıyorum şu an. Yani adam başlıyor, 5 bölüm sonra dizisi bitiyor. 3 hafta, 4 hafta sonra bir bakıyorsunuz bir dizide daha. Ya şunu söyleyeceğim. İsterse 100 milyon kişi takip etsin o adamı. Ne anlamı var ki? Hikaye kötü olduktan sonra, kötü çekildikten sonra bir de o adamı 2 ay önce başka bir karakterde ve başka bir isimde başka bir kadının yanında görmüşsünüz. İnandırıcılığını kaybediyor. Ya siz tabii ki genç arkadaşlar oynamalı. Tabii ki fırsat verilmeli, oynasınlar, etsinler ama ya bir nadasa bırakmak lazım oyuncuyu. En az bir yıl. Başrollerden bahsediyorum. Ya siz bir yıl bu adamı nadasa bırakın veya bu kadını. Bir yıl sonra tekrar bir projede oynatın. Arka arkaya olduğu zaman belki o an oyuncu arkadaşlar da fark etmiyor ama çok çabucak tüketiyorlar kendilerini. Zannediyor ki hep öyle gidecek. Hayır. Onların da arkasından birileri gelecek. Tık diye üstlerine geçecek otomatikman. O zaman da ne olacak? Ben bu kadar teklif alıyordum. Şimdi niye alamıyorum diyecek. Sebebi bu. Sen kendini çok hızlı tükettirdin. Teklif geldiğinde seçmeden üstüne atladın. İş bitiyor. Nasıl olacak bu iş? Yani ben sadece oyuncu arkadaşlar değil, şeylerde yani yapımcılara da dostlarım olduğu zaman da söylüyorum. Diyorum ki yani herkes aynı işi yapıyor. Örnek veriyorum. Bir tanesi ordu ile ilgili iş yapıyor. Bir bakıyorum aynı sezon 3 tane daha ordu ile iş çıkıyor. Bilmiyorum belki de sipariş geliyor kanallardan bilmiyorum ama yani birazcık özgün olsak, biraz daha farklı işler yapabilsek o kadar güzel olur ki. Ben ona inanıyorum. Bence bu biraz arz talep meselesi tabii dengesi. Umarım sosyal medyanın ne kadar yalan olduğunu farkına varıp gerçek hayatta kabullenilebilinir şekildeki hikayeler ve oyuncularla çalışılabilmesini umuyorum. Sizin bir projeniz var mı düşündüğünüz? Kendi hikayeniz ya da tekrar yapımcılığını kendinizin yapmak istediği bir proje? Yok. Benim yapımcılıkla ilgili hikayem sadece eski eşim yapımcıydı. Bazen piyasada da beni şey zannederler ya sen de yapımcıydın falan derler ama ben asla yapımcı olmadım. Yapımcılık biraz daha esnaf kafasında olmanız gerekiyor. Ben hiçbir zaman o kafada olamadım. Sadece eski eşim daha ticari zekası olduğu için aynı zamanda yazardı o, senaristi. Ona sadece belirli noktalarda yardımcı olmaya çalıştım. Dolayısıyla benim şu an bana üste 100 milyon para verseniz yapımcılık yapın deseniz yapmam. Yapamam da yapmak da istemem. Çünkü çok zor bir iştir. Fazla mesuliyetli bir iş ve birçok insanınla uğraşmak gerekiyor. Bu da yorucu bir iş. Kendi projem var mı? Vallahi var aslında. Fakat ben biraz gevezeyim. Sağda solda söylediğimde bir bakıyorum 6 ay sonra o projeyi yapmış oluyorlar. Yapanlar da iyi ve büyük yapımcılar. Bir şey de diyemiyorsun. Hayırlı olsun deyip geçiyorsun yani. Hikayelerin içerisinde, şu an oynayan dizilerin içerisinde de bazı hikayelerde diyorum ki ya burada diyorum bu olsa falan diyorum. Bir yerde konuşuyorum pat diye oluyor. Ya benden duyabiliyorlar ya da aklı yolu birdir. Belki onların da muhtemelen akıllarına geliyordur. Ama genelde böyle oluyor.
veyahut da aynı anda aynı şeyleri düşünebilen insanlar olduğunu defalarca kez gördüğüm için bence aynı anda aynı şeyleri de düşünüyor olabiliriz. Pat diye çıkıyor. Ama bir gün öyle bir şey olursa, ciddi bir şey olursa anlatacağım zaten. Süper. Ekranlar sizi özledi. Epey uzak kaldınız. İnşallah çok güzel bir projeyle yakın zamanda sizi ekranlarda görürüz. İnşallah. Ben de güzel, uzun soluklu olabilecek, kıymetini bilebileceğimiz bir senaryoyla izleyicilerin karşısına çıkmayı çok arzu ederim. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz bizi bu güzel mekanınızda ağırladığınız için. İnşallah bol bereketli işleriniz olsun. Teşekkür ediyorum. Yine bekliyoruz. Herkesi bekliyoruz. Teşekkür ederiz.